Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Az önce kanalımızı takip eden bir videomuzdu, takip eden bir kardeşimizin yaşadığı bir sorunla ilgili arkadaşlar bir video çekmeye karar verdim. Şu anda müsait olduğumdan hemen dedim böyle bir video hazırlayayım. Belki merak edenler olursa da onlar da istifade etsin diye. Arkadaşlar erkek kanaryalar yanına dişisini koyduğunuz zaman ya da dişisini gördüğü zaman arkadaşlar ötmeyi keser. Zaten bütün kuş türlerine, yalnız bu kanaryalara özgü değildir. Doğadaki bütün kuş türlerinde de erkek kuşlar arkadaşlar esas dişilerini bulmak, dişilerini çağırmak, onlarla eş yapmak için, onları yanına davet etmek için öterler arkadaşlar. Kuşların ötmesinin ana amacı budur. Belki evet bunlar bizim kulağımıza güzel nameler olarak geliyor, onları dinlemeyi seviyoruz ama doğal olarak, içgüdüsel olarak arkadaşlar ötmenin, kuş ötüşlerinin ana sebebi budur. Dişileri çağırmak, dişileri davet etmek, onlarla eş olmaya çalışmak. O yüzden arkadaşlar bir erkek kanaryanın yanına bir dişi koyduğunuzda ya da onu görebileceği bir yere koyduğunuzda ötmeyi keser arkadaşlar. Onunla artık başka türlü böyle cibilleme şeklinde ince ötüşlerle gaga tokuşturmaya çalışarak bu şekilde hareketlere gelerek arkadaşlar onunla iletişim kurmaya çalışır. Ama esas ötüşlerini keser. Ama yine de tabii ara ara ötüş yapabilir ama asla eski, tek başına kaldığı zamanki arkadaşlar uzun, makaralı ötüşlerini falan yapmaz. Bu aklınızda olsun. Mesela arkadaşlar bu videomdaki örnek sol taraftaki turuncu olan benim mozaik erkeğim arkadaşlar. Diğeri düz kırma bir dişi kanaryamız. Mesela bakın bu mozaik kanaryamız arkadaşlar tekti. Ben bunu bu sabah yanına bunu eş koydum. Ve çok güzel ötüşleri vardı. Aynı şekilde arkadaşlar şu aşağıdaki bakın. Şu Malino erkeğimiz zaten ötüşün kralı. Ötüş kanaryası esas olarak Malinoalardır. Bu sarı olan arkadaşlar yalnızken acayip güzel ötüyor. Çok da güzel nameleri var. Hatta sakanınkini andıran nameler de atıyor arada. Çok değişik bir namesi var aşağıdaki Malinoa'nın. O özel bir kanarya. Mesela onun da arkadaşlar yanına ben dişi koydum. Onunla yumurta yaptılar. Şu anda neredeyse hiç ötmüyor. Çok nadir arkadaşlar. Birkaç günde bir böyle keyfi yerine gelirse çok kısa ötüşler yapıyor. Asla eski, uzun, makaralı, nameli, name değiştirerek yaptığı ötüşlerini asla yapmıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Amacına ulaştı. Yanına dişisini aldı. Amacına ulaştı arkadaşlar. Yani kanaryalar ya işte dur ben bir ötüş yapayım da insanların keyfi yerine gelsin. Ondan sonra dur bakayım ne güzel ötüyor desinler diye ötmez arkadaşlar, tamam mı? O bizim onların ötüşlerinden anladığımız şey. Ama onların amacı farklı. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Bazen şimdi mesela böyle erkek kanarya öter. Ondan sonrasında dişisini gördüğü zaman ya da yanına dişisini koyduğun zaman da arkadaşlar kafesin içinde kavgaya tutuşurlar. Yine örnek arkadaşlar. Benim şu an görüntüde olan, çekimde olan çiftim. Arkadaşlar bakın daha önce ben bu kanaryaları bir araya getirdim. İnanılmaz kavga ettiler. Hatta öyle ki birbirlerinin boğazına yapışıp şu kafesin alt kısmında arkadaşlar yuvarlandıklarına dair şahit oldum. Hiç abartmadan söylüyorum. Ama ikinci tekrar bir araya getirdiğimde arkadaşlar artık uysal davranıyorlar. Birbirlerini daha kabul eden, birbirleriyle iletişim kurmaya çalışan bir tavra girdiler. Çünkü üreme mevsimlerine artık iyice girdiler arkadaşlar. Mayıs'a girdik. Bu nedenle artık içgüdüleri kavga yerine arkadaşlar anlaşmaya doğru onları yöneltiyor. Yani eğer yanına koyduğunuzda çiftiniz kavga ediyorsa arkadaşlar onlara biraz daha zaman tanıyın. Tekrar onları böyle birbirlerini görebilecekleri yere koyun. Bırakın ötüsünü kessinler ama birbirlerine alışsınlar. Birbirlerini görmeye alışsınlar. Daha sonra da birkaç defa onları bir araya koymayı deneyin arkadaşlar. Ne zaman ki kavga etmediklerini görürsünüz. Ondan sonra artık onları bir arada tutmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızla ilgili, videolarımızda paylaştığımız içeriklerle ilgili sorularınız, görüşleriniz, yorumlarınız olursa arkadaşlar alt kısmı bırakırsınız. Ben müsait olsam onlarla ilgili ayrı özel video çekerim. Aynı şu an yaptığım gibi ya da müsait olmadığımda da cevaplarla yorumlarda arkadaşlar mutlaka size geri dönerim. Görüşmek üzere, takipte kalın diyorum. Herkes... Bir şey mi söyleyeceksin efendim? Herkes sevgiyle kalsın, abone olsun, beğenip evet, oğlum, yorum atsın. Evet oğlum Efe de böyle yorumlarıma, pardon videolarıma böyle katkıda bulunuyor arada. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.